Transferle ilgili başka sorular da var. Sizin fikirlerinizi almak istiyorum bu konularda. Kaleci konusu. Evet. İşte Mert Günok gündemde ki sevgili Ogün Şahinoğlu yaptığımız programda yakında bu transferin gerçekleşebileceğini söyledi. Bir kaleci transferi. Gerekli mi size göre şu anda Beşiktaş'ın kadrosuna bir tecrübeli kaleci takviyesi? Gerekli görüyorum. Neden gerekli görüyorum? Çünkü Ersin artık piyasaya yükseldi. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak ki her an yani Nice gitme ihtimali zaten sezon başında gözüküyordu. Eğer ki Beşiktaş'ın kulübesinde evet Utku iyi bir kaleci. Bununla alakalı şüphemiz yok. Ama Beşiktaş'ın kalesinde şu anda bu kaleyi direkt olarak alabilecek bir kaleci olsaydı, arkanıza yaslanıp hiç kuşku duymadan emanet edebileceğiniz bir kaleci olsaydı belki de Ersin'i Beşiktaş satmıştı. Şu anda değil belki ama devre arasında ya da sezon sonunda olası bir Ersin'e gelecek bir teklifte Ersin'i satmak istiyorsanız mutlaka arkasını şimdiden doldurmanız gerekiyor. Ki olası bir satışta Utku ya da Mert Günok ya da başka bir kaleci kaleye geçtiğinde birinci ve ikinci kaleciniz belli olsun. Beşiktaş'ta örneğin Trabzonspor'u Beşiktaş'tan bu konuda ayıran en önemli özellik bu oldu. Uğurcan Çakır'a yıllardır gelen teklifler var. Uğurcan Çakır'ı çok uzun süredir Liverpool ya da diğer kulüpler istiyor. Ve Trabzonspor bu istekler varken bir taraftan işte Erce'yi aldı, Muhammed'i evet, aldı. Hazırda tuttu. Evet. Yani siz yarın Uğurcan'ı sattığınız zaman o kaleye Erce'yi geçirme ihtimaliniz var artık. Ama Beşiktaş'ta evet Utku kaleyi koruyabilir ama %100 kafa rahatlığı sağlar mı? O soru işareti. Aksine bir de Utku olası bir sakatlık, kırmızı kart gördüğünde arkadan gelen Emre ne kadar sizi rahatlatabilir? Bu da başka bir soru işareti. O yüzden de Beşiktaş Mert Günok hamlesiyle birlikte biraz kalede olası bir Utku'nun devre arası, pardon Ersin'in devre arası ya da sezon sonu satışında kaleyi koruyabilecek ismi ayarlıyor gibi gözüküyor. Serhan Türk. Benim biraz iddialı olacak ama ben Mert Günok'un Ersin'den daha iyi performans göstereceğini düşünüyorum ki. Yani çünkü Mert Günok gerçekten iyi bir kaleci. Yani çok tecrübeli bir kaleci. Geçmişte muhteşem işler yapmış, milli takıma kalesini korumuş bir kaleciden bahsediyoruz. Başakşehir macerasında da geriye doğru giden bir Mert var. Ve tekrar atılım yapmak isteyen Mert var. Hem tecrübesinden dolayı hem Beşiktaş'ın bir kaleci, çünkü tüm takımların kaleci problemi olacak, oluyor da zaten. Ama şu zamanlarda tabii ki iyi takımların kalecileri de var ama Mert'e o açıdan baktığımızda Mert Günok eğer Beşiktaş'a gelirse hem Beşiktaş'ın eli rahatlar hem de Mert Günok kendini tekrardan gösterme çabasına girer ki iyi de performans göstereceğini düşünüyorum ben. Biraz daha rekabet olursa orası kesinlikle, daha iyi olur diyorsun. Çünkü Galatasaray'da bu rekabet olmadığından dolayı Muslera'nın performansını değerlendiriyoruz. Ama burada Ersin'in arkasından tecrübeli bir Mert Günok gelir ve bu çok maçlık bir periyotta biliyorsun Şampiyonlar Ligi oynayacak bir Beşiktaş var. Lig oynayacak Beşiktaş var. Bu açıdan baktığımızda o sirkülasyonda iyi bir performans gösterebilir. Şimdi son hafta sonu bu. İlk başlamadan önceki aslında heyecanlı biraz. Şimdi haftaya evet. Bugün böyle maçları konuşuyor olacağız. Burada işte takım oyununda vesaire. Yine son sayfada da karşılaşmaları konuşuyor olacağız. Şimdi hazırlık maçlarıyla ve Avrupa maçlarıyla biraz ısındık ama hangi takım daha hazır, hangi takım daha iyi durumda bir merak konusu. İlerleyen dakikalarda Beşiktaş Adana Demirspor'un oynadığı hazırlık maçını getireceğiz ekranlarınıza. Şimdi bir Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Çünkü muhabirimiz Sercan Dikmen'in Diego Costa ile ilgili yaklaşık yarım saat önce attığı tweetler var. Buradan biraz Beşiktaş'ta forvet konusunu konuşalım istiyorum. Önemli çünkü kendisi zaten transfer raporu programında özellikle birinci sıraya aday olarak Costa'nın yerleştiğinden bahsetmişti ağırlıklı olarak. Çünkü Luke de Jong biraz daha süre istemişti ve Beşiktaş beklemek istemiyor demişti Sercan Dikme. Ve şöyle söylemiş, futbolcu tarafı indirim yapmış olmasına rağmen hala arada fark var diyor Diego Costa için. Ve sosyal medyada işte bitti gibi yorumların yapılmaması gerektiğinden bahsetmiş. Özellikle daha henüz bu transferin bitmediğini ama en önemli adayın, şu anda bir numaralı adayın Costa olduğunu belirtmiş. Lütfen demiş bitti gibi haberlere itibar etmeyin demiş izleyicilerimize de, Beşiktaşlılara da. Ve Teixeira örneğini vermiş. O sırada da biliyorsunuz başka kulüpler devreye girmişti. Beşiktaş bir beklemeye geçmişti. Yine Costa'nın ilk sırada olduğunu hatırlatalım ama henüz bitmiş bir şey yok. Çünkü hala bir maddi fark var arada. O evet. Fark kapanmadı. Ama aza düşmüş. Yani evet. Daha fazlaydı, daha aza düşmüş. Zannedersem daha yakın 3,5 milyon diyebiliriz euro konuşulurken yani. 3 milyon euro bandına doğru indiği söyleniyor. Tabii ki Beşiktaş beklemekten yana çok avantajını gördü. Beklemenin avantajını gördü ki
Gezal'da da beklemenin avantajını gördü. Tekşehir'de de beklemenin avantajını gördü. Bence Diego Costa transferinde de istediği yolu aldığını düşünüyorum. Aslında bu farkta çok fazla kapanmayacak fark değil. Bariz kapanacak bir fark. Bence bir adım daha yakınmış gibi geliyor benim için. Yani isimlere baktığımız zaman 3 isminde, daha doğrusu 2 isminde, üçüncüsünü tam olarak bilmiyoruz ama 2 isminde Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynayabilecek ve Süper Lig'de de takımı taşıyabilecek isimler olarak yorumlama şansımız var. Maliyetler kısmını Beşiktaş muhtemelen Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği gelirleri hesaba katarak bir bedel ortaya koyuyordur ve şu anda Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre en büyük avantajlı olduğu nokta son sezon şampiyonluktan gelen prim artı yaklaşık 30 milyon euroluk Şampiyonlar Ligi gelirinin neredeyse garanti olması. Böyle olduğu zaman eliniz biraz daha rahat oluyor ve 3 milyon eurolara maaş olarak biraz daha rahat çıkma şansınız olabiliyor. Ve Costa isminin gerçekleşmesi, Gezal hamlesinin gelmesiyle birlikte, artık Gezal'ı da Beşiktaş'ta olarak yorumlayabiliriz. Gezal'ın gelmiş olması, bir tarafta Gezal, merkezde Tekşehir'a, diğer tarafta Larin, ileride Costa ismi açıkçası Şampiyonlar Ligi seviyesinde ve Türkiye seviyesinde çok iyi bir nokta gibi gözüküyor bana. Şimdi Fenerbahçe'de golcü kim olacak soruları çok geliyor. Yeni isimler gündeme gelmeye başladı artık. Hani Muriç, Bupenza'lardan sonra farklı isimler gündeme gelmeye başladı. Siz ne düşünüyorsunuz? Fenerbahçe'de bekleyişte gibi sanki, oradaki oyuncuları elden çıkarmadan çok da net bir transfer yapacak gibi görünmüyor. Yani ben de öyle görüyorum. Zaten o yüzden 1-7 Eylül'ü milat olarak görüyorum ki 1-7 Eylül aralığında Fenerbahçe de belki o süre zarfında transferini yapacak. Çünkü gerçekten paralar açıldı. Yani makas açıldı. Paralar çok yüksek fiyatlara geldi. Bu açıdan bir de kulüplerimizin harcama limitleri, satmadan alma durumları, sonra eldeki yabancıları çıkaramama durumları ellerindeki malzemeyi güçleştirdi. Bu açıdan baktığımızda bence Fenerbahçe'de o Eylül aralığını, Ağustos sonunu iyi kullanacağını düşünüyorum. Peki şöyle bir soruyla geleyim sana Taner Karaman. Beşiktaş'ta Larin'i sormuş izleyicimiz. Ne olacak? Kalacak mı, gidecek mi? Sizce kalmalı mı? Taner Karaman'a sorum demiş. Bence kalmalı artık. Yani şöyle bir durum var. Takımı çok iyi kurmuş bir Beşiktaş var. Ve şu anda Larin'i gönderdikten sonra evet Kenan Karaman o bölgede forma giyebilir elbette ama kulübe alternatifiniz de Kenan gibi bir isimle, zaman zaman ilk 11'de de Kenan olacaktır ama doldurmanız gerekiyor. Bu yüzden az önce saydığım Larin, Tekşehir'e, Gezal, ileride Costa gibi bir dörtlüyü kurabiliyorsanız, arkada Josef Atiba gibi bir isim, kulübe zenginliği anlamında da o zenginliği korumuş oluyorsunuz aynı zamanda. Ve mücadele edeceğiniz noktalarda da, seviyelerde de bu dörtlüler, hatta arkadaki ikiliyi de sayarsak çok mantıklı geliyor. Bugün Larin'i satarsanız 10-15 milyon euro arasında gelir elde etme şansınız mutlaka olabilir. Öyle bir sezon geçirdi ama Larin'i sattıktan sonra bu paranın bir bölümünü Larin'in boşluğunu doldurmak için tamamlayacaksınız, kullanacaksınız. En yakın maçı olan ekip şimdi Beşiktaş. Evet, ligde. Bir riske giriyorsunuz artı. Aldığınız transfer tutmayabilir. Dediğin gibi en yakın tarih Beşiktaş'ınkisi. Ve o her kaybedilen maç bir şampiyonluktan uzaklaşma. Artı kaybedilen primler, puanlar. Şampiyonlar Ligi seviyesi az önce bahsettim. 2.7 milyon euro galibiyete verilen bir para var. Hepsinden uzaklaşmış olmanız anlamına da geliyor. Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u Bayern Münih eşleşmesi belli olduktan sonra satması gibi bir risk aslında bakarsanız. Oradan elde edecek parayı düşünen Beşiktaş, zaten biz Şampiyonlar Ligi'ne artık Bayern Münih var, Cenk'i satalım diye düşünüp Cenk'i sattı. Sonra şampiyonluktan olmuştu. Yani artık oradan o kar zarar dengesini iyi sağlayıp oradan 10 milyon alayım derken diğer taraftan 15 milyon eurodan olmamak gerekiyor.